Onlar gönüllerimizin sultanı. Onlar ebedlerin ve ezellerin efendisinin kutlu izinde yollarımıza süzülen birer nur hüzmesi. Onlar İslam'ın ulviyetini yüreklerimize hece hece nakşeden maneviyat hattatları. Onlar bütün zaman ve mekanı kuşatan rahmeti, şefkati, merhameti, bir haber gönüllere sebil sebil sunan feyz pınarları. Onlar zeminden semaya yükselen maneviyat kubbemizin ilim irfan sütunları. Ne mutlu o gönül sultanlarının azat kabul etmez bendelerine. Okulumuz yarı yıl tatiline yeni girmişti. Edirne'ye dedemlere ziyarete gittiğimizde onu üzüntülü gördüm. Geldim, geldim. Aa, canlarım. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Dedem nerede? İçeride, odasında yavrum, odasında. Canlarım, yavaş çık oğlum, düşeceksin. Düşmem. Dede! Nasılsın ya? Dede! İyiyim babaanneciğim. Neredesin? Amin. Vay 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 vay, kimler gelmiş kimler? Benim canlarım gelmiş. Çok özledim seni dedeciğim. Gel bakayım. Özledik seni dede. Karnelerimizi aldık, derslerin hepsi peki. Aferin. Ya senin Murat? Benim de iyi dedi. Maşallah. Annenle baban nasıl? Babamın işleri yoğun. Bu sefer biz yalnız geldik. İyi yaptınız. Yarı yıl tatili bitene kadar sizde kalacağız dedeciğim. Gel otur bakalım. Hasan Sezai mektubat. Hasan Sezai Hazretleri'nin mektubatını mı okuyorsunuz dedeciğim? Bugünlerde bir kez daha okuyorum evladım. Biz onun hayat hikayesini kerametlerini dinleyerek büyüdük. Ver bakayım. Affı merhameti çok olan Hasan Sezai Efendi, zamanla ahlaksızlığın, zulüm ve işkencenin artmasından endişe ediyordu. İnsanların ebedi saadete kavuşması için çırpınıyordu. Gayreti, ihlası sayesinde yüz binlerce talebesi olmuştur. Talebelerinden birine yolladığı bir mektupta, Hak Teâlâ hepimizi İslamiyet yolunda daim eylesin. Akıbetimizi hayır eylesin. Görünüşte insan olan, fakat hal ve gidişatı insanlığa yakışmayan kimselerden uzak eylesin diye yazmıştır. Çocuklar yorgunsunuzdur. Karnınız aç mı? Ben tokum, yorgun da değilim. Sizi dinlemek istiyoruz dedeciğim. Öyleyse şimdi anlatacaklarımı can kulağıyla dinleyin. İslam alimlerinden ve evliyanın büyüklerinden olan Hasan Sezai Hazretleri gayet kibar, asalet ve heybet sahibi, iyi ahlaklı, çok zeki ve yakışıklı bir zattı. Miladi 1669 senesinde şimdi Yunanistan sınırları içinde kalan Gördeş'te dünyaya geldi. Evliyanın büyüklerinden Niyazi Mısri Hazretlerinin işaretiyle Sezai mahlasını kullandı. 1689 senesinde Venedikliler Mora'yı istila ettiler. Fatih'in yadigarı bu topraklar 200 yıl sonra elden çıkmak üzere. Venedik kafiri sinsi davrandı. Osmanlı'yı çok kötü gününde yakaladı. Medreseyi tatil ediyorum. Herkes din, ırz, can müdafasına koşsun. Allahü Teala kısmet ederse burada yine ders yaparız.
size vasiyetim olsun. Bu medrese, bu gönül yuvası yine şakısın. Gönüller Allah sevgisiyle dolsun. Vakit daraldı. Helalleşelim. Her şey Allah'ın takdiriyle. Bırakma kendini, tevekkül et. Hadi buradan gidelim. Ben bu toprakları bırakamam hafızım. Gideceksin Hasan. Hocam sizse? Arkanızdan koştum. Allahu Teala sabır ihsan etsin. Yalnız sen değil, bütün Müslümanlık üzgün, acılı. Venedikliler bu tarafa doğru geliyor. Hadi. Gidiyor musun hocam? Hadi nasıl? Tez olun. Ben bu topraklarda savaşıp öleceğim. Yaşamalısın. Sen yaşadıkça Allah sevgisini gönüllere nakşetmen Venediklilerle en iyi mücadeledir. Eğer gitmezsen hakkımı helal etmem. Seher vakti bir gemi gelecek. O gemiyle İstanbul'a gidersiniz. Hadi, hadi. Peki hocam. Gelin bakalım leş kargaları. Gelin de Osmanlı tokadını görün. Ya Rabbi bana şehit olmayı nasip eyle. Hasan Sezai önce İstanbul'a, sonra da Edirne'ye geçerek oradaki alimlerden zahiri ilimleri tahsil etti. Gemideki zatın tesiri ve rüyasında gördüğü bir işaretle Musa dergahında bulunan Şeyh Muhammed Sırrı Efendi'ye talebe oldu. İstanbul'da oyalanmayın. Edirne'ye geçin. Bostancı başına bulun. Bizi Mısır'dan gelen ihtiyar yolladı deyin. Size yardımcı olacaktır. Hayırdır inşallah. Bu bir işaretti. Hemen Edirne'ye gitmeliyim. Hasan Sezai'nin rüyasında gördüğü kişi Şeyh Muhammed Sırrı'dır. Edirne'ye giden Hasan Sezai onun talebesi oldu. Hizmetinde bulundu. Daha sonraları Mısır'a giderek Gülşeni dergahında vazife yaptı ve icazet aldı. Ya hafız, Edirne'ye geleli beri 22 sene geçti. Hocam Muhammed Lali Efendi. Gülşeni yolunun hedeflerini ondan öğrendik. Kendisinin vefatıyla Gülşeni tarikatının hizmetçiliğini bize emanet edişinden bu yana koca 10 sene geçti. Mora'dan Doluca'ya, Anadolu'dan Belgrad'a kadar yayıldı. Sevenlerin sayısı 100 binleri aştı. Bize kendi yükümüz aşır gelirdi, bir de kul hakkı. 100 binlerce kişinin yükü bu zayıf omuzlarımıza bindi. Takdire uymaya çalışıyoruz. Evet efendim. Gülşeni yolunun Kahire'deki büyüğü İbrahim Çelebi haber yollamış. Hasan Sezai oğlumuzu görmek, bizde olan emanetlerini teslim etmek dileriz demiş. Yusuf'la yarın yola çıkmak dilerim. Hafızım sana yük oluyoruz ama. Estağfurullah efendim. Bu garip için size faydalı olabilmek ne büyük nimettir. Allah razı olsun hafız kardeşim. Ailem, evlatlarım, talebeler önce Allah'a sonra sana emanettir. Hakkımı helal ettim. Sen de helal edersen bu fakiri sevindirirsin. Çünkü üzerimde çok hakkım var. Varsa helal ettim efendim. Bu garip sizin için hakkını nasıl ödesin? Sizinle birlikte olma nimetinin şükrünü nasıl yerine getirsin? Hafız, biz seninle ta çocukluğumuzdan bugüne birlikteyiz. 30 yılı aşkın süredir kahrımızı çekersin. Sen benim can yoldaşımsın. Aramıza nasıl mesafe koyarsın? Efendim, siz bizim hocamızsınız, mürşidimizsiniz. Gülşeni büyüklerinin devam eden ışığısınız. Size 10 yıl önceki gözle nasıl bakarım? Hafız, kardeşim. Allah bu garibi başkalarına yük olmaktan muhafaza buyursun. Hele anlat gördüklerinden, yaşadıklarından. Hafız ağam, hocamız meğer ne kadar çok seviliyormuş. Bunu İstanbul'a vardığımızda daha iyi anladım. Yüzlerce kişi hocamızı ziyarete geldi. Rüyada herkes Medine şehrindeydi.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek istediler. Gördüler ki kapıda mübarek hocamız Hasan Sezai Hazretleri vardı. Onun yardımı olmadan kimse içeri girmedi. Peygamber Efendimizin varisi olan büyük İslam alimlerinden biri olduğunu anladılar ve mahcup oldular. Hocamız, Müslümanlar benim yüzümden üzüldü, sıkıntıya düştü. Asıl siz hakkınızı helal edin diye... Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Sana gene yol göründü kardeşim. Oğlum Muhammed Sadık'la Mora'nın karşı kıyısındaki Eğriboz'a gitmeni dileriz. Ne dersin? Gönlüm yıllardır Mora'nın Venediklilere terkinden dolayı kendini suçladı. Elhamdülillah. Allah-u Teala alnımızdaki bu lekeyi şehit kanlarıyla temizleme fırsatı verdi. Eğriboz'a kendim gitmek isterdim. Ama buradaki binlerce talebenin işi bizi bırakmıyor. Vekil ve bedel olarak benden bir parça olan oğlum Muhammed Sadık'ı gönderiyorum. Gidin, Moralıları Osmanlı'ya hazırlayın. İşini kolaylaştırın. Damadım Ahmet Müsellim de sizinle gelecek. Kardeşim Yusuf, niçin ağlıyorsun? Efendim, yıllar önce boynu bükük ayrıldığım Mora'ya... yıllar sonra Müslüman Yusuf olarak böyle bir görevle gideceğim. Sevincimden ağlıyorum. Sizden ayrılacağım için de üzülüyorum. Yusuf'um, bizi her an kendinizle bilin. Dara düştüğünüzde bizi hatırlayın. Gördeş'e gittiğinizde baba ocağını bulun. Onu dergah haline getirin. Serhatlerde her dergah bir kale gibidir. Korent'in kuzeyindeki medreseyi bulun. İslam bülbülleri yine şakısın. Şimdi çıkabilirsiniz. Hazırlıklarınızı yapın. Ayrılmadan önce tekrar görüşelim. Gönül sevdiklerini hep yanında görmek istiyor ama neylesin? Ayrılık olmadan kavuşma olmuyor. Hadi hafızım, biz de çıkalım. Öyle bir yükün altına girdik ki yalnız kalmaya dahi hakkımız yok. Öyle değil mi? Öyle efendim. ...15 gün oldu. Yusuf abi Mora'da hiç bu kadar kalmamıştı. Allah korusun. Acaba Venediklilere mi yakalandılar? Şu Eğriboz'dan Mora'ya kanatlarım olsa da uçuversen. Bak bakalım kim geldi. Hoş gelmişsin ağam. Hoş bulduk. Yusuf abi. Seni ne kadar özlemişim kardeşim. Ben de seni çok özledim. Bu sefer çok geciktiniz. Merak ettim. Öyle oldu. Hele oturalım. Biraz nefesleneyim, anlatacak çok şey var. Neler oldu Yusuf abi? Niçin geciktiniz? Anlat hele. Çok şeyler oldu. Mora'dakiler Venediklilerden nefret ediyor. Teşkilatlanmışlar, Osmanlı'yı bekliyorlar. Enişten Ahmet Müsellim Mora'da kaldı. Rumcası çok işimize yaradı. Rum tüccar kılığında kalan teşkilatlanma işlerini tamamlayacak. Donanma da harekete geçmiş. İnşallah Mora'nın alınması yakındır. İnşallah Sadık kardeşim. Her zaman dua etmişimdir bu günleri görmek için. Edirne'den haber var mı? Var efendi babamızdan. Hocamız ne buyuruyorlar? Torbanın üstünde sizin isminiz yazılıydı. Bu sebeple içine bakmadım. Bu mektup sana kardeşim. Bu da bana. Hangimiz önce okuyalım? Yusuf abi siz buyurun.
Esselamu aleyküm. Derviş oğlum Yusuf, ne haldesin? Seni çok özledim. İnşallah yakında görüşürüz. Orada bulunan sevdiklerimize hayır dualarımızı bildiriniz. Bu yüksek yolda gayrılık yoktur. Sevgi üzerine kurulmuştur. Her hareketinde dinimizin emirlerine, tasavvuf yolunun edep ve inceliklerine uyasın. Resul Aleyhisselam'ın varisleri olan büyük alimlerden başkasına gönül vermesin. Allahu Teala'nın mahlukuna ibret nazarıyla bakasın. Hiç kimseye kem gözle bakmayasın. Herkese merhamet et. Sana kötülük edenlere de iyilik et. Herkese haline göre muamele et. Mektubunu eksik etme. Biz senden hoşnuduz. Allahu Teala da razı ve hoşnut olsun. Ah efendim. Hasretiniz artık dayanılmaz oldu. Ayrılığa tahammül kalmadı. Sadık kardeşim. Bir babanın can parçası oğluna yazdığı mektubu oku da biz de istifade edelim. Peki Yusuf abi. Gözümün nuru evladım. Herhalde seni Cenab-ı Hakk'a emanet ettim. Kalp gözün açık olsun. Mahluklara güzel ahlakla muamele edesin ki bütün amellerin en güzeli güzel huylu olmaktır. Dili tatlı olanın dostu çok olur buyurulmuştur. Daima insanların ayıbını gizle. Kimsenin ayıbını yüzüne vurma. Daima itikadı düzgün, salih kimselerle birlikte bulun. Dünya fanidir. Ne sana kalır ne de bir başkasına. Baki kalacak şey Allahu Teala için olan muhabbettir. Dünya hayatı 3-5 gündür. Aldanıp da fırsatı kaçırmayasın. Donmak üzere olan bir saka hem de bizim kapımızda. Hemen içeri girelim. Yoksa burada donanların, aç kalanların hesabını nasıl veririz? İçerisiyle dışarısı birbirinden ne kadar farklı. Hafız şu mangalı alıver. Buyurun efendim. Bu kış zorlu geçeceğe benzer. Talebelerimize, sevenlerimize haber ulaştıralım. İnsandan hayvana, çevredeki bütün canlıların yardımına koşmaya çalışsınlar. İmkanlarımızı sonuna kadar kullansınlar. Hafızım, sana yük oluyorum ama Yusuf'un sağdığın ayrılık ateşi her gün büyüyor. Gönlümü yakıyor. Uzun zamandır haber alamadık. Bakabilir misin evlatlarımdan haber var mı? Hemen efendim. Onları sana emanet ettim. Veren sensin, alan sen. Hafızım hayırdır inşallah? Bir mektup gelmiş. Hafızım mektubu sen okur musun? Heyecandan ellerim titredi. Peki efendim. Efendim, Ahmet Müsellim ve Yusuf yüksek huzurunuza arz ederler ki Yüce Allah Mora'nın geri alınmasını ihsan eyledi. Şimdi Mora'da ezan sesleri yükseliyor. Bayrağımız dalgalanıyor. Elhamdülillah. Bugünleri de gördük. İnşallah çok daha yüz artıcı günler görürüz. Hafız, niye durdun? Okumayı niye kestin? Hafız, ne oldu? Efendim, Muhammed Sadık. Ne olmuş Sadık'ıma, can oğluma? Şehit olmuş efendim. Şehit mi? Elhamdülillah. Bu gece iki güzel haber aldım. Bu garip için ne büyük şeref. Şehit babası oldum.
İnşallah şefaatine kavuşuruz. Hem ağlıyorum hem seviniyorum. Çünkü babayım. Hafızım, hele devam et. Yusuf'um başka ne gibi sevinçli haberler vermiş? Gördeş'teki evinizin bahçesine defnettik. Evinizi dergah yapma çalışmalarımıza başladık. Verecek misin he? Dergahın borçları bayağı birikti. Evet öyle. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Alışverişe mi geldiniz? Bazı ihtiyaçlar. Para? Borcunuz epey birikti. Kış uzun ve soğuk geçti. Dergahımızda hocamızı seven talebeler epey çoğalıyor. Söylesene, hocanız dergahta mı? Evet. Hocaya haber verin, esnaf alacağını bekliyor, baksana. Ayıp olmaz mı? Ne ayıbı be? Borçlu değil mi bunlar? Hadi gidelim. Ben biraz daha bekleyeceğim. Ne yaparsa yapalım. Hocamız anlayışla karşıladı. Alacaklıları bekliyor. Hocamız zor durumda kalacak, üzülecek. Bu dergah binlerce kişiye kucak açtı. Baktı, yetiştirdi. Hocamız her şeyle bizzat ilgilendi. Alacaklılar birazdan gelir. Bu durumda bile iltifatını esirgemedi. Gelsinler buyursunlar dedi. Geliyorlar, geliyorlar. Geliyorlar. İşte geldi. Alacağız. Hasımız isteriz. Olmaz ki kardeşim. Bir dakika. Hocama siz... Böyle şey olmaz. Böyle şey göreceğiz. Biz hakkımızı istiyoruz. Alacaklıyız. Hocam. Ne var, ne oldu? Alacaklar geldi, kapıya dayandı hocam. Hocamın yanında para da yok. Bu alacaklılar onu sıkıştırıp üzecekler. Hasan Sezai Efendi'yi görmeye geldi. Evet, Hasan Sezai Efendi'yi bekleyin. Sizleri bekliyordu. Hakkımızı istiyoruz. Allah Allah, olur mu öyle şey? Alacaklar da kalmadı. Daha kadar dayandı. Hoş geldiniz. Artık size mal vermeyeceğiz. Buramıza geldi. Alacağımızı almadan buradan gitmeyiz. Evet, gitmeyeceğiz. Evet, hakkımızı istiyoruz. Hasan Sezai Efendi. Alacağımızı istiyoruz. Duydunuz mu bizi? Sadaka istemiyoruz. Siz para vereceksiniz. Sabırlı olun. Paranız gelmek üzeredir. Nerede kaldınız evlatlarım? Bizleri beklettiniz. Şu altınları verin de alacakların hesaplarını kapatalım. Kendilerini bekletmeyelim. Geleceğimizi nereden bildiniz efendim? Bu bir keramet. Affedin efendim. İzin verin, talebeniz olalım. Evet, talebeniz olalım. Evet. Enis dede, gönderdiğimiz altınları kabul etmemişsiniz. Bir şeyimiz kalmadığı zaman sahip olduklarımıza bakarız ve Rabbimize şükrederiz. Ve ne kadar çok şeye sahip olduğumuzu anlarız. Siz lütfen bunu ihtiyacı olan birine veriniz ki ben de memnun olayım demişsiniz. Ama Hasan Sezai Efendi aldı. Ufacık kirli bir taş parçasının o dergaha düşmesiyle dergaha kirlenmez. Paraları mutlaka bir ihtiyaç sebebiyle kabul etmiştir. Kendisi için değil, başkalarına faydalı olmak için. Bu ihlasına zarar vermez. Gönderdiğimiz altınları siz aldınız. Ama Enis dede almadı. Efendim, Ozat öyle yükseklerden uçan bir zümrüt-i anka kuşudur ki leşe konmaya, dünyalık şeylere el sürmeye tenezzül etmez. Birbirinize olan sevginiz karşısında bizi hayrete düşürdünüz. Sizlere olan muhabbetimiz daha da arttı. Devlet erkanında güle çok meraklıyızdır, bilirsiniz. Efendim, sizin güllerinizi görmeye geldik.
Maddi güllerimizi mi yoksa manevi güllerimizi mi? Her ikisini de. Öyleyse buyurun. Evet, gül bahçemi nasıl buldunuz? Bu mu bahsettiğiniz güller? Efendim, lütfen bizi de dergahınıza kabul eder misiniz? Seni benden başka kimse duymaz. Merhametsizler. Merhametsizler. Ben merhamet etseydim kasap onun namını kazanır mıydım ha? Ben kaçayım. Ulan ben merhamet etseydim kasap onun namını kazanır mıydım? Söyle. İbrahim ver bakalım. Göster dağların kızına nasıl hizmet edileceğini öğret de arası. Nedir bu başıma gelenler? Ah, benim bari yanık anacığım. Yapmıştık ha. Sızmışım be. Fevziye! Fevziye! Fevziye neredesin? Ulan kahpe neredesin? Ulan domuzlar! İçinde değilsek sığır gibi uyuyun demedik ya! Kalkın be miskin adamlar! Kalkın dedim! Kalkın miskin herifler! Uyansana! Kalk dedim! Kalksana! Kaçırdınız! Bir kadını zapt edemediniz! Bize ne derler? Kasaboğlu elinden kadınını kaçırmış mı desinler? Emret ağam, sen merak etme.
Öbürlerinin de Fevzi'nin de kellesini getirelim sana. Kim seni üzüyormuş gösterelim ağam. Bugünden tezi yok, gidin. O kahvenin ya kendini ya da kellesini getirin. Yoksa bu dağlarda bir daha sözümüzü geçiremeyiz. Bizde merhamet yok. Merhamet yok. Faruk, İbrahim. Her ikiniz de bu işle vazifelisiniz. Hadi göreyim sizi. Tamam, merak etme. Emrah sen de hadi. Tamam ağam, sen merak etme. Selamun aleyküm derviş Yusuf. Evlendirelim seni. Oo, aleyküm selam Ramazan kardeşim. Bakıyorum keyfine diyecek yok. Gel hele. Ben keyiflenmeyeyim de kim keyiflensin? Ağzım kurudu, birer çay daha içelim mi? İçelim. Hocamı tanımadan önce kasap oğlundan daha beter durumdaydım. Ah ah dervişim Yusuf. Geçmişimden utanıyorum. Nereden de aklıma geldi. Biraz yüzüm gülse, neşelensem, yaptıklarım aklıma geliyor, içim bıçak gibi. Hadi, hadi Ramazan kardeşim. Hocamız yerini almıştır. Hüzünlü kalbinin şifası orası. Eski günlerim aklıma gelince nasıl bir yumruk gibi hüzün çekiyorsa içime. Hocamı görünce de neşe ve sükun kaplıyor beni. Günlerdir onu arıyoruz. Artık dinlenmek hakkımız. Yeter, çok yoruldum, çok yoruldum. İbrahim kardeş! Ne var? İbrahim kardeş! Ne var? Ya nereye böyle? Ha? Dur. Oo, bakıyorum nevaleyi düzmüşsün İbrahim kardeş. Yoksa Fevziye'yi buldu mu ha? Yapma Faruk, günlerdir onu arıyorum. Biraz dinlenmek hakkımız. Kıra gidiyoruz, anlarsın ya. Biraz demleneceğiz de. Ama içmek için onca yolu yürümeye ne lüzum var ya? Ya ne yapalım, çarşı ortasında mı içelim yani? İyi, anlaşıldı. Ben de geleyim be. Gel, gel ama nevale az. Herkese yetmez, sonra aç kalırsın. Canım, bir kişi fazla olursa ne olur bundan yani ha? Ben de geleyim, ben de geleyim. Gel hadi, gel hadi. Hadi yürü, yürü. Eyvah, görüyor musun? Hasan Sezai geliyor. Ne olacak? İçmeye gittiğimizi hemen anlar. Ya canım, nereden anlayacak? Şaraplar torbanın içinde gözükmez. Ama onun için evliya diyorlar. Hadi, hadi ben durumu idare ederim. Benden söylemesi. Esselamu aleyküm efendi baba. Sabah şerifiniz ya hayırlı olsun. Ya aleyküm selam evlatlar. Nereye gidiyorsunuz be? Kıra gidiyoruz. Biraz hava alacağız. Ya gidin evlatlarım. Allah-u Teala'nın bizler için, insanlar için yarattığı bu ihtiyacı, güzelliği seyredin. Teşekkür edin. Düşünün yüce Allah bizim için neler yaratmış. Envai türlü meyveler, yiyecekler, içecekler, renk renk, koku koku, tatlı, mayhoş, nice şerbetler. Ve çoğunu da helal kılmış. İçin şükredin. Torbalarınız da dolu. İçecek ne aldınız evlatlarım? Şerbet var efendi baba. Halis üzüm şerbeti. Peki, öyle olsun evlatlarım. Hadi güle güle gidin. Gördünüz mü? Nasıl da atladı torbalarda ne olduğunu? İçime bir kurt düştü. Sanki boşuna söylemedi bunu ha. Yok, daha ne? Şerbet dedik ya. Nasıl da inandı, görmedin mi? Pek sanmıyorum. Ama neyse. Yanıma aldığıma pişman etme beni. Bugün biraz kafamızı dumanlayalım. Tamam tamam, sustum, sen haklısın. Hah şöyle, yola gel. Bırak da birkaç kadeh içelim. Allah Allah. Şu etler kızarmadı mı? Ne zamandır bekliyoruz? Tamam, az kaldı. Biraz daha sabret. Oo, sabahtan beri sabrediyorum ben arkadaş. Artık daha fazla duramam. Bir testi açıyorum. Sen başta canım. Durduğun kabahat. Niye geldik buraya? İçmek için değil mi? Öyleyse ne duruyoruz? Açalım şu testiyi. Açalım abi. Bu mereti böyle içeceksin. Ne bu ya? Ne oldu? Neden şaşırdın? Şerbet bu be. Şarap değil. Ne? Şerbet mi? Nasıl şerbet? Basbayağı şerbet işte. Bildiğimiz üzüm şerbeti. Ama nasıl olur? Şarap yerine şerbet mi getirdin sen? Saçmalama. Şarapla şerbeti ayıramaz mıyım ben? Yeni mi başladım ben bu işe? Çocuk muyum? Aman Allah'ım. Öyleyse bu keramet... Hiç şüphem kalmadı. Bu keramet. Keramet mi? Ne kerameti? Ne saçmalıyorsun sen? Hasan Sezai'nin kerameti. Yoldan geçerken torbalarda ne olduğunu sormuştu bize. Sen de şerbet demiştin. İşte öyle olsun dediği için şaraplar şerbet oldu. Anladın mı şimdi? Ama nasıl olur?
hiç durup dururken şarap şerbete dönüşür mü? Allah isterse dönüşür İbrahim kardeş. İşte her şey burada, gözlerimizin önünde değil mi? Sen hala bir şey anlamadın. Ben hala bir şey anlamadım. Ben gidiyorum. Hadi bana eyvallah. Dur, beni de bekle. Kafam biraz karıştı ama ben de seninle geleceğim. Hey, biraz yavaş ol. Çabuk olmalıyız. Tövbesiz geçen her saniyemize yazık artık, tamam mı? Yazık. Tövbe, tövbe. Esselamu aleyküm karındaşlar. Oo, aleyküm selam Murat'a, hoş gelmişsin. Hoş bulduk, oh dünya varmış. İki gündür at sırtındayım, içim dışıma çıktı. Hemen reisin yanına git, sabahtan beri seni bekliyor. Ya, hırsından öfkeli mi? Döndü. Bir de Faruk'la İbrahim'in Hasan Sezai'nin talebesi olduklarını öğrense... Yandık o zaman. Murat'ı buldurduk ağam. Neredesin bre çakal? Sabahtan beri yolunu gözleriz. Ağanı bekletmeye utanmıyor musun? Bağışla ağam. Edirne'den gelirken bizim köye de uğradım da. Bu yüzden biraz geciktim. Kimden izin aldın bre namert? Sana hemen geldiği haber göndermedik mi? Biraz çoluk çocuğun yüzünü görelim dedik ağam. Başlatma şimdi çoluk çocuğundan. Sana kuş olup uç dediysek kanatlanıp uçacaksın. Anladın mı beni? Anladım ağam. Her neyse. Anlat bakalım şimdi. Nicedir Edirne'nin ahvali? Buldunuz mu Fevziye kahvesini? Henüz değil ama çok yaklaştık ağam. Galiba babasının evinde saklanıyor. Demek bunca rezalete rağmen babası onu eve alabildi ha? Artık bize öylesi gerekmez. Gördüğünüz yerde işini bitirin kahvenin. Acımayın sakın. Başsın ağam. Sen onu teneşirde bil artık. Aferin. Böyle olun. İşinizi zamanında yapın. Başka ne var ne yok? Faruk'tan İbrahim'den haber var mı? Şey ağam... Faruk'la İbrahim... Ne olmuş Faruk'la İbrahim'e? Güya tövbe edip Hasan Sezai'nin dergahına intisap etmişler. Terk etmişler bizi. Ya... Kim çelmiş akıllarını? Hasan Sezai mi? Galiba ağam. Kulağıma geldiğine göre içmek için kıra götürdükleri şarabı şerbet haline getirmiş... ...bizimkiler de bu kerameti görünce hemen dergaha koşup Hasan Sezai'nin ayağına düşmüşler. Olur mu öyle şey? Hiç şaraptan şerbet olur mu? Senin salaklar şarap yerine şerbet götürmüşlerdir kıra. Haklısın ağam, öyle olmalı. Aç gözünü, adamlarını da kurda kuşa kaptırma. Bu Hasan Sezai de kafamı kızdırmasın benim. Çekip alırım postunu altından. Şimdi sen Edirne'ye dön. O kahveyi bulup öldürmeden sakın gözüme gözükme. Anladın mı? Kasaboğluna karşı gelmek ne demekmiş öğrensinler. Peki ağam. Ama yoldan yeni geldim. Çok yorgunum. Önce bir nefeslensem. Hem atım da çatlayacaktı neredeyse. Attan bol ne var burada? Seç birini atla git. Cezalısın. İstirahat yok sana. Zamanında gelseydin. Hadi yıkıl. Peki ağam. Gidiyorum hemen. Yeter ki kızma. Faruk'la İbrahim'e dokunma. Ne halleri varsa görsünler. İş çıkarma. Olur ağam. Çok araştırdım ama sonunda buldum. Aferin, iyi iş becerdin. Bugün hiç dışarı çıkmadığına emin misin? Evet ağam. Mestan sabahtan beri nöbet bekliyordu burada. Gözümüzü bile hiç kırpmadık. Ağam bak, bu Fevzi olmasın? Dur bakayım. Evet evet, ta kendisi. Nerede görsem tanırım onu. Uzaklaşıyor ağam, ne yapacağız? Çarşıya gider gibi peşi sıra gideceğiz. Bizden şüphelenmesin. Hadi ardına takılalım. Yanındaki çocuk. Bir şamar patlatırız olur biter. Birazdan iyice yaklaşıyoruz. Hançer üşüştürerek bitireceğiz işini. Gidinin kahvesi. Nasıl da kaygısız yürüyor. Birazdan başına gelecekleri bilse. Kasaboğlu'nun yanından kaçmak ağa. Canıyla ödeyecek bunu. Reis altına boğar bizi.
Hadi hadi çabuk bitirelim şu işi. Ellerim kaşınmaya başladı. Hay aksi. Ne oldu? Görmüyor musun? Karşıdan kolcular geliyor. Ha, biz de onlar gidince işini bitiririz. Kör müsün lan? Sokağın bitimi çarşı. Şimdi yaktım çıranı kahpe. Dinleyin. Kolcular uzaklaşır uzaklaşmaz hep birlikte vurun kötü kadına vurun diye bağıracağız. Tamam mı? Yürüyün. Ha. Kahpeli, kadın, kahpeli kekti bak. Şuradaki kadın gördün mü? Öyle efendim, buyurun. Şu kadın bak. Şu kadın. Kadın. Buyurun, buyurun. İçeride bakın. Birader bak şu kadını gördünüz mü? Bunu mu? Kahpeli kekti. Kahpedir o. Vurun yukarıya. Tamam. Öyle mi? Tabii tabii bak o tarafa doğru gidiyor. Tamam, tamam siz gidin. Abdestini aldın mı Yusuf? Aldım hocam. Hadi öyleyse benimle gel. Cuma namazını Selimiye'de kılacağız inşallah. İnşallah efendim. Fakat daha erken değil mi? Olsun. Yavaş yavaş gideriz. Çarşı pazarın ahvalini cedir görürüz. Peki hocam. Diğer canlara da haber vereyim mi? Bizim mescidimiz de cemaatsiz kalmasın Yusuf. Peki hocam. Nicedir Selimiye'ye gitmemiştik hocam. Özledim mübarek mabedi. Selimiye'yi özlemeyen var mı Yusuf? O uzak yakın bütün serhatlerin dört kandilli ışığıdır. İnşallah uzun seneler içinde ihlas ve ibadet edenlerle dolup taşar hocam. İnşallah. Dünya durdukça bir taşına bile halel gelmeden minarelerinden ezanlar eksik olmasın. İnşallah hocam. Dönüşte enişte diye uğrarız değil mi? Çok hoş olur. Allah adamı. Vurun kardeşler! Kadın kahve! Öldürün şunu! Yüz karası kadın! Kocanın hareket var ha! Kemal ki! Vurun kardeşler! Vurun şunu! Kemal öldürün kahveyi! Öldürün! Kahveyi pa! Vurun şunu! Vurun şunu! Acımayın! Dökülü düşmeka! İleride bir şeyler oluyor galiba. Evet hocam, sanki birini boğazlıyorlar. Acele et, kötü bir şeyler olmadan yetişelim. Hey durun! Durun! Göz göre göre parçalayacaklar kadını. Ne istiyorsunuz bu zavallı kadından? Suçu ne? Allah'tan korkun. Siz bu işe karışmayın. Bırakın da cezasını verelim. Yoksa karışmam. Tamam, belki bir sebebi var ama ne yaptı bu kadın? Niçin kovalıyorsunuz onu? Bu ne biçim iştir? Burası dağ başını. İsteyen, canı sıkılan vursun kırsın, öyle mi? Oo, neler yapmadı ki? Kocasını terk etti, kötü yola düştü, kahpelik yapıyor. Daha sayayım mı? Herhalde bunlar da yeterli sebep. Peki bunları işlediğine dair şahidiniz var mı? Doğru söylüyorum. O kahpe dağa kaldırılmıştı. Evet doğru. Doğru, biz de biliyoruz. Yetmez mi bu kadar şahit? Bu yetmez. Önce siz kimsiniz? Şahitliğiniz geçerli mi? Bunu ispat etmeniz lazım. Ya eşkıyadan biriyseniz? Allah için söyle kızım. Söyledikleri doğru mu? Hayır efendim. Edirne'den İstanbul'a giderken Kasaboğlu adındaki eşkıya kafilemize baskın yaptı. Nice Müslümanın kanına girdi. Beni de dağa kaldırdı. Bunlar da onun adamları. Sonunda bir yolunu bulup kaçtım. Suçsuzum. Suçsuzum. Peki, ben. Kızım, sana inanıyorum. Hadi şimdi evine git. Bir daha da yalnız başına sokağa çıkma. Anladın mı beni? Peki efendim, anladım. Allah sizden razı olsun. İşte gördünüz efendiler. Kadıncağız suçsuz. Hadi dağılın. Bu mübarek cuma günü ellerinizi bir masum karına bulaştırmayın. Hem dünyanın neresinde görülmüş ki? Bir insana suç isnat edeceksin, hükmünü de verip cezasını da kendin keseceksin. İnsaf edin kardeşler. Allah'tan korkun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ne yani? Şimdi bize değil de şu kahveye mi inanıyorsun efendi baba? Bu ne biçim iştir? Gördüklerime inanıyorum.
Sizin şu zavallı halinize de acıyorum. Bir kadın suçludur diye koca koca adamlar taşlarla sopalarla cezalandırmaya kalkıyorsunuz. Bir de delikanlı olacaksınız. Hadi gidin işinize. Yok, onu böyle kolayca elimizden alamazsın. O halde gelin Edirne kadısına gidelim. Kesin hükmü o versin. Kadıya ne gerek var? Her şey meydanda. Ne o? Hakikatin ortaya çıkmasından mı korkuyorsunuz? Yoksa kadılık vazifesi size verildi de bizim mi haberimiz yok? Müslümanlar, Müslüman kardeşler, kendinize gelin. Böyle nahak yere bir kadının kanına girilir mi? Sizin de hanımlarınız, bacılarınız var. Birileri çıkıp iftira etse, böyle peşlerinden koşup taş yağmuruna mı tutacaksınız? Cenab-ı Hak kendisiyle kulu arasındaki günahları affedebilir veya cezalandırır. Bu Rabbimizin bileceği iştir. Yapmayın. Hem kendinizi hem de bu garibi yakmayın. Ama kullar arasındaki günahlarda mutlaka adalet olacaktır. Yani ahirette helalleşmek mümkün değildir. Orada kul haklarından herkes hesaba çekilecektir. Yapma. Hadi kızım sen git. Hadi doğru evine git. Hadi efendiler. Mübarek cuma namazı yaklaştı. Arzu eden bizimle gelsin. Biz Selimiye'ye gidiyoruz. Siz de tövbe edin. Evet. Ne kadar güzel. Nereden çıktı bu adam? Elimizden kaçırdık kahveyi. Kasap oğluna ne cevap vereceğiz şimdi? Dur bakalım. Evinin orada pusuya yatarız. Dışarı çıkınca da pistova lavandasına tutarız. Ne olduğunu anlayamaz. Ya çıkmazsa? Çıkar, çıkar. Dışarı alıştı bir kere. Yoksa kasap oğlunun da bizim de dillere destan namı sanı biter. Dur hanım, hayırdır inşallah. Bu ne telaş? Bugün ölümden kurtardığınız o kadıncağız var ya. Ne olmuş ona? Yan odada kanrevan içinde baygın yatıyor zavallı. Ya, demek buraya geldi. Evine git demişsiniz. Fakat babası evine kabul etmemiş. Üstelik sille tokat dövüp sokağa atmış. O da çaresiz kurtuluşu bize sığınmakta bulmuş. Bu ne iştir efendi? Korkuyorum. Bir şey olmasın garibe. Yine de her şeyde bir hayır vardır hanım. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de de buyuruyor. Meta-i gurur. Yani bütün dünya aldatıcı bir bez parçası gibi işte. Ya sonrası? Düşünen var mı hanım? Zalim olma, mazlum ol buyurmuş büyüklerimiz. Allahu Teala bizi zalimlerden eylemesin efendi. Ya efendi, sonunda bu kapıya gelmek nasip olduğuna göre bir şey söyleyeceğim size ama... Niye tereddüt ediyorsun hanım? Söyle bakalım. Bir müddet burada benim yanımda kalsın. Zavallının gidecek yeri yok. Ya yine o zalimlerin eline düşecek ya da dağlarda kurda kuşa yem olacak. İyi düşünmüşsün hanım. Münasip bir oda verelim ona. İbadet ve taatle meşgul olsun. Tövbe istiğfarda bulunsun. İşleriniz de size yardım etsin. Allah sizden razı olsun efendim. Müsaadenizle ben içeri geçeyim. Belki ayılmıştır. Müjdeyi vereyim de biraz rahatlasın. Ne? Kadını öldüremediniz mi? Bileden siz hangi yüzle karşıma çıkıyorsun? O kahveyi bulup öldürmeden gözüme gözükme demedin mi? Dedin ağam. Yoksa artık buyruklarımız dinlenmez mi oldu? Estağfurullah. Buyruklarınız başım üstüne. Fakat ne yazık ki şansımız yaver gitmedi. Halkı kışkırttık, kahveyi taşlamaya başladık. Tam kafasını ezmek üzereyken bu sefer Hasan Sezai yetişti imdadına. Halkı da kandırarak kadını kurtardı. Ne yapabilirdik ya? Demek Hasan Sezai ha. Bu adam ikidir işlerimize burnunu sokuyor.
Önce Faruk'la İbrahim, şimdi de Fevziye. Buralar benden sorulur, anladınız mı? Hasan Sezai'den değil. Yalnız bununla kalsa iyi. Duyduğumuza göre kadını dergâhına kabul etmiş. Bunu da yaptı ha. Bu adam çıldırmış, belasını arıyor. Bir kadınla başa çıkamadınız, yazıklar olsun. Şimdi yıkıl karşımdan, gözüm görmesin, defol. Peki ağam. Sabah erken gel yanıma. Başım üstüne ağam, başım üstüne. Artık dergaha sığmaz olduk. Talebeleriniz günden güne çoğalıyor. Avlunun bitişindeki dükkanı da alabilsek ne iyi olurdu. Bunu biz de düşündük Yusuf. Lakin sahibi dükkanı satmak istemiyor. Yoksa teklif edilen parayı mı az buldu? Hayır, para hiç konuşulmadı. Niçin satmak istemediğini kendinden öğrenmek ister misin? İsterim efendim. Öyleyse gel. Gidip ustayı ziyaret edelim bakalım. Gel bakalım, dinlendin mi iyice? Sayenizde ağam, deliksiz bir uyku çektim. Yola çıkacaksın. Hazırım ağam. Kadını kaçırabiliriz ama bu sıra Edirne'ye giremem. Öyle bir intikam alacağım ki o Hasan Sezai'den 7 iklime destan olacak. Bakalım bizden kaçan bir kadını saklamak nasıl oluyormuş. Adamlarını topla. Her yerde dolaşıp Hasan Sezai'nin Fevziye'yi kendisi için alıkoyduğunu yayın. Yapışmazsa bile izi kalır demişler. Tamam ağam. Tam bize göre bir iş. Hadi çık hemen yola. Burada daha fazla eğlenme. Namımıza nam kat. Tamam ağam. Gidiyorum. Bu sefer iyi haberlerle geleceğim. De! De! Herkes kasaboğlundan bahsedecek. Namın her tarafı kaplayacak. Esselamu aleyküm Ramazan Usta. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz. Buyurun. Dükkanıma şeref verdiniz. Hoş bulduk. Ne haldesiniz? İyisinizdir inşallah. Elhamdülillah efendim. İyiyim. Sağlığınıza dua açayım. Allah-u Teala razı olsun. Son zamanlarda işleriniz çok galiba. Sohbet halkamızdaki yeriniz boş kaldı. Özlettiniz kendinizi. Bağışlayın beni. İşlerimiz biraz sıkı. Gerçekten yanıma yardımcı almak zorunda kaldım. Öyleyse sizi fazla yorulmaktan kurtaralım. Dergahın yanındaki dükkanı bize satın. Hem siz rahat edin hem de biz. Beni affedin efendim. Daha önce arz etmiştim. Babamın vasiyeti var. Satamam burası. Her şey nasip meselesi. Şikayet etmek de, edilmek de hoş bir şey değil Ramazan Usta. Estağfurullah efendim. Sohbetlerinizden mahrum kaldık ama şiirlerinizle şad olmak isteriz. Biz kim, şiir söylemek kim? Ama madem istiyorsun... Dost illerini ederken seyran... Bunda uğrayıp olmuşuz mihman. Cismimiz bunda, canımız onda... Gevherimizin aslı ol kanda. Sezai şimdi bir dükkanda... Biraz eğlenip seyrana geldik. Allah razı olsun efendim, bizim mesleğimiz. Evet, evet, çok güzeldi ama... O kadın için şiir okumaya değmez. Hangi kadın? Canım hangi kadın olacak? Dergaha aldığı kadın. Hani şu kahpe var ya... Neler söylüyorsun sen? Ağzından çıkanı kulağın işitiyor mu? Tövbe tövbe. Ben herkesin söylediğini söylüyorum. Bütün Edirne çalkalanıyor. Duymadınız mı? Sus bire soysuz, haddini bil. Çabuk defol buradan. Hadi. Ramazan, Yusuf sakin. Celallenmeyin. Ama efendim neler söyledi duydunuz? Edepsizin yaptığına bakın. Sakin, sakin olun. Biz elhamdülillah çok neşeliyiz. İmanlı olmakla imansız arasındaki fark... ama ile gözü açık arasındaki fark gibidir. Bizim için üzmeyin kendinizi. Üzülmemek elde mi? O adama da kızmayın. Hadi, bize müsaade. Allah'a emanet. Selametle.
Bu ne günah iştir derviş Yusuf? Doğru mu bu adamın dedikleri? Edirne hep böyle mi düşünür? Ramazan Efendi'yi üzmemek için her ne kadar neşeli göründümse de kafamı da kurcalamadı değil hani. Yazık ki doğru efendim. Niçin bana söylemedin? Niye sakladınız benden? Bağışlayın hocam. Üzülmenizi istemedik. Kendimiz için üzülmezdik derviş Yusuf. Bize sığınan o zavallı kadın için üzülürdük. Sonra bütün Edirne için üzülürdük. Edirne için mi? Evet derviş Yusuf. Edirne için. Zira mazlumların bedduası asla reddolunmaz. Allah korusun. Ne yapmamızı istersiniz hocam? Bu fitneyi çıkaranları bulup cezasını verelim mi? Hayır. Sizin sadece sabretmenizi istiyorum. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, kelime-i tevhid getiren, kelime-i şehadet getiren kullar benim kullarımdır. Bırakın siz Müslümanları, kafirleri dahi hiç kimseyi incitmeye, kötülemeye mezun değiliz. Yaşa bakalım, tam istediğimi getirmişsin. Rüzgarla yarışacak bu at, rüzgarla. Heyt be! At sahibine göre kişiler ağam. Aferin ulan, iyi iş yaptın bu sefer. Kasaboğluna da böylesi yakışır. Öbür iş ne oldu anlat bakalım. Bir rezil etti ki Hasan Sezai'yi sorma. Kimsenin yüzüne bakamaz artık. Ya, nasılmış kurduğum düzen? Biz adamı böyle yaparız işte. Hadi kurtarsın onu evliyalı da görelim. Namını beş paralık ettik. Sokağa bile çıkamıyor. Evliyalığı falan kalmadı. Peki kadını ne yaptı? Attı mı o kahveyi dışarı? Ne gezer reis? Hala orada barındırıyor Fevziye kahvesini. Demek öyle. Hala akıllanmamış anlaşılan. Bir iş daha edeyim de görsün. Gel bakayım benimle. Eğit boynuzu. Ne olacak bu ağam? Bunu al şimdi Hasan Sezai dergahının kapısına as. Böylece ne mal oldukları ortaya çıksın. Anladın mı beni? Yaman adamsın Vesselam. Şeytanın aklına gelmeyen şeyler senin aklına gelir ağam. Dehşet adamsın. Ne sandın ya? Hadi sallanma da düş yola. Akşama Edirne'de olursun. Sabah uyandığında Hasan Sezai boynuzu dergahın kapısında bulsun. Efendim vakit tamam galiba. Ezan okuyayım mı? Yusuf sen de gördün mü? Kapıya bir şey asmışlar galiba. Kapıya mı? Evet efendim, tuhaf bir şey. Hasbinallah, bu da ne böyle? Gel şuna yakından bakalım. Bir geyik boynuzu efendim. Allah Allah. Kim astı bunu buraya? Galiba fitnecilerin son marifeti bu. Akıllarınca bizi bütün Edirne'ye rezil edecekler. Anlamıyorum hocam. Nasıl bu kadar cesaret edebiliyorlar? Ne istiyorlar bizden? Sakin ol evladım. Sabret. Allahu Teala hakimdir. Her yaptığı hikmetlidir. Zira biz her şeyi Allah için yapıyoruz. Birinin şanını şöhretini arttırmak için değil. Kalbimizin kırılması da çok hayırlı oldu. Müşrikler de sevgili peygamberimizin secde edeceği yere deve işkembesi koyarlardı. Sonraları ne oldu bir düşün. Biliyorum efendim ama bazen kendime hakim olamıyorum. İzin verirseniz bu çirkin hareketi yapanı bulur haddini bildiririm efendim. Böyle söyleme. Tövbe et. Ahiret günü her şey aşikar ortaya getirilecektir. İşte dünyadan getirdiklerin. Buyur sen de bak. Beğenmiyorsan kabul. Ama senin bile beğenmediklerini ben nasıl kabul edeyim diye Cenab-ı Hak buyuracak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yaparsanız yapın arkasından tövbe edin buyuruyor. Tövbe ettim efendim. Bu boynuzu ne yapayım? İçeri götür. Bir gün lazım olacak bize. Peki efendim. Ha, sonra da minareye çık ezan oku. Sabah olmak üzere. İbrahim!
Hayrola Yusuf? Elindeki ne? Şey, dergahın kapısını asmışlardı. Oradan indirdik. Ne? Dergahın kapısına mı asmışlar? Alçaklar. Sonunda bunu da yaptılar ha. Hocamız ne yaptı? Üzüldü mü? Her şeye rağmen sabreyle dedi. Sonuna kadar sabreyle. Zaten hep sabrettik bugüne kadar. Hocamız öyle istedi. Şey, sen bunu bir yere saklar mısın? Ben ezan okuyacağım da. Saklarım tabii. Allah razı olsun. Ben minareye çıkayım. Hocamızın sakla demesinde bir hikmet var ama acaba ne? Yusuf, biraz konuşabilir miyiz? Senden bir şey isteyeceğim. Bize yardım eder misin? Ederim tabii. Ne yapmamı istiyorsunuz? Arkadaşlar oturup konuştuk. Sonunda şu kanaate vardık. O kadın dergahımıza geleli beri ne rahatımız kaldı ne huzurumuz. Her taraf fitneye boğuldu. Boynuz da iyice bardağa taşırdı. Hocamıza söyleyelim de onu buradan def etsin. Benden ne istiyorsunuz? Sen hepimizin büyüğüsün. Başımıza geç de huzura çıkalım. Diyeceğimizi diyelim. Endişelerimizi anlatalım. Madem ki beni büyük kabul ettiniz, size tavsiyem şudur. Böyle bir işe kalkışmayın. Hocamız bunların ne manaya geldiğini bilmiyor mu? Sen ne biçim talebesiniz? Neden o? Yanlış mı düşündük? Yapacağınız en büyük yanlışlık hocamızı kırmak olur, Allah korusun. Bir talebenin Allah adamı olan hocasının gözünden düşmesi 7 kat gökten düşmesinden daha beterdir. 7 kat gökten düşen ne olur biliyor musun? Parçalanır, ölür. Bu davranışınızla onu daha çok üzersiniz kardeşler. Allah aşkına, büyükler ne yapacaklarını bizden mi öğrenecekler? Seni büyük bildik, danıştık Yusuf kardeş. Yoksa biz sensiz de çıkarız hocamızın yanına. Yürü İbrahim. Durun, gitmeyin. Sonra mahcup olacaksınız. Nasipte ne varsa o olur. Sen üzülme Yusuf kardeş. Müsaade var mı efendim? Bir maruzatımız vardı da. Tabii, buyurun evlatlar, sizi dinliyorum. Hocam malumunuz, her taraf fitne kaynıyor. Sebebi de dergahımıza sığınan o kadın. Ne olur onu buradan gönderin de bitsin bu çile. Peki nereye gönderelim onu? Kaçıp geldiği yere mi? Şey, hayır hocam. Bırakalım da nereye ister soruya gitsin. Ben söyleyeyim size evlatlar. Şimdi çoktan tövbe etmiş, ibadet ve taattan başka bir şey düşünmeyen bir kardeşinizi bu kanlı sırtlanların önüne mi atalım istiyorsunuz? O bu kapıdan çıkar çıkmaz katledilince bu vebal kimin olacak bir düşünün bakalım. Siz de çok iyi bilirsiniz ki bu kapıdan tövbeyle girenin daha önce ne işlediğine bakılmaz. Ve bir defa girdi mi de canı, ırzı bizlere emanettir. Ne demek istediğimi anladınız mı? Anladık hocam. Hala. Öyleyse şimdi varın hücrenize çekilin. Tekrar tövbe etmeyi de unutmayın sakın. Efendim, bari izin verin de fitneci başının kellesini getirelim size. Zira kim olduğunu iyi biliyoruz. O da bizi bilir. Sabredin biraz daha. Pek yakında kelleleri değil ama kendileri gelecek bize. Şunu çok iyi bilmek lazımdır. İnsan bir gemiye binmeden önce karar vermekte serbesttir. O sizin iradenize kalmıştır.
Yani insan bir Allah adamına kavuştuktan sonra nefsine göre hareket ederse sıkıntı verir. Asıl bunalım budur. Herhalde maksat anlaşıldı. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı. Demek boynuzu hemen indirdi ha. Öyle abi. Sabahleyin bir de baktık ki yerinde yerler esiyor. Canım indirmeyip de ne yapacaktı? Peki halktan kimse görmedi mi boynuzu? Görmez olur mu abi? Çevredeki herkes gördü. Fıspos konuşuyorlardı da herhalde ne manaya geldiğini anlamışlardır. Başka ne yaptılar? Ne yapacaklar? Kasıklarını tuta tuta gülmüşlerdir. Aferin ulan. İyi iş becerdin bu sefer. Buna rağmen o kahveyi bırakmazsa yapacağımı bilirim ben. Bana boşuna kasaboğlu dememişler. Adamı kıtır kıtır koyun gibi keserim. Kesersiniz ağam. Biz hazırız. Ne dedin de yapmadık. Yeter ki sen kızma. Ne o? Uyuz mu oldun be çakal? Hart hart kaşınıyorsun öyle. Bilmiyorum ağam. İki gündür öldüm kaşıntıdan. Her tarafım yara içinde. Edirne'de birçok insan kaşıntıdan ne yapacağını şaşırıyor. Millet yanıyor. Yürü! Git! Yürü! Yürü git lan! Sizde de var mı lan? Var mı sizde? He? Var mı sizde? Ya işte böyle kardeşler. Esselamün aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin. Buyur baba. Burası Gülşen'i dergahı mı? Evet baba. Birini mi aradın? Ah Hafız hocam, bu ne kılık? Hadi sen de kılık değiştir gel. Hocamızın isteği. Çarşıya kahveye gideceğiz. Madem hocamız dilemiş vardır bir hikmeti. Buyur beyim. Allah bereket versin. İpekliğe gel. Buyur efendim. Hoş geldiniz. Yabancısınız galiba. Kimi ancı, kimi yolcu. Tüccar mısınız? Tüccar derseniz tüccar sayılır. Aktarlık yapıyor farz edin. Zaman zaman memleketi dolaşıp yeni yeni şifalı nebatlar arayanlardan sayın. Şöyle buyurmaz mısınız? Boşuna gelmişsiniz. Kelin ilacı olsa başına sürerdi. Pek anlayamadım efendi. Görmüyor musun? İlacımız olsa kendimize merhem olurduk. Ne oldu size böyle? Allah Allah. Hiç sorma. Kaç zamandır bu haldeyiz? Bir uyuz hastalığı peyda oldu, perişan etti hepimizi. Hekimden ne ilaç yaptıysa kâr etmedi. İyileşeceğimize daha fena oldu. Garip şey. İşin daha da garibi nedir biliyor musunuz? Hikmet-i Hüda. Mesela bende var, kardeşimde yok. Bu ne biçim iştir anlayamadım. Bulaşıcı olsa ona niye bulaşmadı? Bir fena afattır yabancı. Ya. Hakikaten çok tuhaf. Evdeki çoluk çocuğa da geçmesin. Biz de korktuk ama hiçbir şey olmadı. Yalnız beni buldu. Azlık çağızıyor. Çok sıkıntı çekiyorsun galiba. Sıkıntı da laf mı efendi? Anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Ne gecemiz kaldı ne gündüzümüz kaldı. Kıvranıp duruyoruz işte böyle. Çok kişide var mı bu hastalık? Pek çok kişide var. Şeyin siz aktarsınız. Hiç uyuz içinde ilaç yaptınız mı şimdiye kadar? Allah aşkına söyleyin. Biz hiç uyuz için ilaç yapmadık. Ama size bir şey söyleyeyim mi? Ne olur söyle. Söyle. Deva yanı başınızda haberiniz yok. Ne? Neler söylüyorsunuz? Bizimle alay etmiyorsunuz ya. Estağfurullah. O nasıl söz? Söylediklerim hakikat. Sizin derdinizin ilacı Hasan Sezai dergahındadır. Yarından tezi yok, oraya gidin. Derdinizi anlatın. Unutmayın, çare orada. Ne yüzle gideriz biz oraya, ne yüzle?
Yapmadığımız kalmadı adama. Bağışlayın hocam. Bize kan kusturan onlar değil mi? Bırakalım da çeksinler cezasını. Duygularını anlıyorum evladım. Biz sabretmemizin karşılığını aldık. Onlar da kötülüklerini. Fakat onların ıstıraplarından zevk almak bize yakışmaz. Herkese merhamet etmeliyiz. Bize iyilik edenlere olduğu gibi kötülük edenlere de iyilik etmeliyiz. Yoksa onlardan ne farkımız kalır? Haklısınız efendim. Birden hislerime kapıldım. Evladım, daha çok gençsin. Yapacak çok işimiz var. Çok mesuliyet altındayız. Her anımız, her dakikamız, her günümüz imtihandır. İmtihanı kazanmak en büyük saadettir. Kaybetmekse en büyük felaket. Allah korusun. Yusuf, canlara söyle de geyik boynuzunu kazıma işini hızlandırsınlar. Dergahın önü ana baba gününe döndü. Söyledim hocam, tam 3 kişi bu işle meşgul oluyor. İnsanların dertlerine çare olmak ne büyük saadet. Hamdolsun. Allahu Teala bize insanlara yardım etmeyi nasip etti. Öc almayı değil, en büyük nimettir derviş. Elhamdülillah, çok şükürler olsun hocam. İnsanların kapımıza gelip şifa bulmalarından hoşnutum. Ancak kendine pay çıkaran bir kişi olmaktan korkuyorum derviş Yusuf. Her an tövbe etmeyi, her an Allahu Teala'yı hatırlamayı Allah nasip etsin. Zaten hatırlayan da günah işlemekten korkar. Amin, amin. Bunun çaresi İslamiyet'le meşgul olmak, insanlara yemek yedirmek, selam vermek. Velhasıl Müslüman gibi yaşamaktır. Peygamber Efendimiz ateşe dayanacağınız kadar günah işle diye buyurmuş. Efendim, biraz ısıtılmış suyla bile elimizi yıkamaya dayanamıyoruz. Dayanamayız derviş Yusuf, dayanamayız. Hadi sen git ahaliye haber ver de merak etmesinler. Efendim, üzgünsünüz bugün. Yoruldunuz, istirahat etseniz. Hem böyle giderse koca geyik boynuzu da yetmeyecek. Yeter, yeter. Beni düşünmeyin siz. Ey Müslümanlar, merak etmeyin. Herkese yetecek kadar tozumuz vardır. Aldığınız tozu yaralarınıza sürün. Allah-u Teala'nın izniyle şifa bulacaksınız. İbrahim kardeşler. Oo, kimleri görüyorum? Bütün çete burada. Alçaklar. Yapmadığınız kötülük kalmadı. Hangi yüzle geldiniz buraya? Selim, sen eski arkadaşımızsın. Ne olursa senden olur. Hocanıza söyle de bizi affetsin. O tozdan bize de verin. Yoksa helak olacağız. Ne haliniz varsa görün. Ben karışmam. Defolun buradan. Sizin yüzünüzü görmek istemiyorum. Dur, nereye gidiyorsun? Bir dakika dinle ne söyleyeceğim. İbrahim, bari sen dinle beni. Biz ettik, siz etmeyin. Ne olur o tozdan bize de verin. Ne olur, elinize ayağınıza düştük. Başka çaremiz yok. Bana kalsa ben size zırnık bile vermem ama yine de hocamıza bir sorayım. Bekleyin beni burada. İnşallah böyle bulacağız. Ne dedi hocam, ne dedi? Ne olur söyle bize, meraktan çatlayacağım. Şimdi gidin, akşamüstü gelirsiniz, hocamız o tozdan size de verecek. İşte bunlar efendim. Meşhur kasaba olacaksınız karşımızda. Namlı şanlı kasaboğlu. Herkesin korkulu rüyası kasaboğlu. İbrahim kardeşim, öyle deme. Kalplerini kıracaksın. Kasaboğlu, hoş geldiniz.
Allah şifa versin. Hem yaralarınıza hem de kalbinize. Ne diyeceğimi bilemiyorum efendim. Bizim dışımız gibi içimiz de hasta. Buyurun. Bizi, bütün mahlukatı Allahu Teala yarattı. Bizim nasıl rahat edeceğimizi, dünya ve ahirette nasıl mesut olacağımızı o bilir. Bunun için insanlara Kur'an-ı Kerim gönderdi, peygamberler gönderdi, evliyalar gönderdi. Yani kalbi tedavi edecek hekimler gönderdi ki insanları tedavi etsin. Her derdin bir ilacı vardır. Mühim olan aramak. Biz de derdimize derman aramaya geldik efendim. Nefsini yenen, tabibe giden inşallah şifa bulur. Yüzüm kara, kalbim hasta. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kalpleri hasta olarak yarattım buyuruyor. Nasıl tedavi olacağını da bildirmiş. Kaşınıyorsun, başın ağrıyor, hemen bir tabibe koşuyorsun. Ya kalbinizi? Niçin ihmal ediyorsunuz? Mescitlere gitmeyen, Kur'an-ı Kerim okumayan, ilim öğrenmeyen kalp hastalığıyla ölürse suç kimin? Bu tedaviye çok engeller var. Bir tanesi nefsimiz. Nefis birçok faydalı şeylere mani olur. Bağışlayın efendim. Ben ettim, siz etmeyin. Bilemedim. Şimdi gördüm ki siz çok büyük bir insansınız. Haşa. Büyüklük Allah'a mahsustur. Bir Allah dostu buyuruyor ki Allahu Teala'nın kıymet verdiği kimse aziz olur. İnanan, dinin emirlerini yerine getiren bunalıma düşmez. Çünkü İslamiyet'te her derdin çaresi vardır. Çaresizlik yoktur. Ne olur affedin beni. Pişmanım. Çok pişmanım. Zulüm yaptım. Allahu Teala'nın en çok sevdiği ibadet Müslümanların birbirlerini sevmesidir. Kamil iman sahibi olmak için 6 şarttan başka esas daha vardır. Ölmeden önce inanmaktır. Nitekim Firavun da boğulacağı zaman Allahu Teala gözündeki perdeyi kaldırdı. Firavun baktı ki her şey tamam. Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Fakat iş işten geçmişti. O gördüğüne inandı. Musa Aleyhisselam'ın dediğine inanmadı. Bunun için bu geçerli olmadı. Çünkü iman gaybadır. İkincisi budu fillah, hubbi fillah'tır. Yani Müslüman olanı sevmek, olmayanı sevmemektir. Bir Müslümanın bir Müslümanı çekiştirmesi, onun aleyhinde bulunması olacak iş değildir. Ne yaptım ben? Ömrümü boş işlerle geçirdim. Korksunlar diye yapmadığım zulüm kalmadı. Bundan sonra dergahımıza gelin. Sohbet halkamızda size de yer açarız. Samimi tövbe nimettir. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. İbrahim, evladım. Boynuzun tozundan istedikleri kadar ver. Sonra da önlerine geç, rehber ol. Çünkü dostları pek yoktur bunların. Nasıl ki zavallı kızcağızı onların elinden Allah rızası için himaye ettiysek, şimdi de bunları, bu tövbe etmiş din kardeşlerimizi zarar verebileceklerin şerrinden himaye edeceğiz. Ta ölünceye kadar. Bizim vazifemiz budur işte. Evet efendim. Gelin. Dedeciğim, sonra ne olmuş? Taşlaşmış kalpleri bile sabrı, merhameti, ihlası sayesinde yumuşatan Hasan Sezai Hazretleri 1738 senesinde Edirne'de Hakk'ın rahmetine kavuştu. Ölümünden birkaç saat önce aşk yolunda canını kurban eden şüphesiz ol vasılı Yezdan olur. Gülşeni'den bir kadeh nuş eyleyen ey Sezai, maili canan olur.
Böyle diyerek öleceğini önceden dostlarına bildirerek keramet göstermiştir. Dedeciğim, yarın bizi türbesine götürebilir misiniz? Estağfurullah evladım, elbette götürürüm. Şimdi sizi daha iyi anlıyorum dedeciğim. Değişen yalnızca tarih. Benzer olaylar şimdi de yaşanıyor. Gözyaşları ve kanları Müslümanların yine akıyor. Dünya milletleri Müslümanlara bu vahşeti niye yaşatıyorlar dedeciğim? Dünya fani. Ne sana kalır ne başkasına. Baki kalacak şey Allah-u Teala için muhabbettir.